Tamam, ben artık gideyim, sen gel buraya. Gel, hadi bakalım. Güzel. Mahsun'un yönetmenliğini nasıl buluyorsun abi? Muhteşem. Nasıl yani? Yani yaptığı işler iş yapıyor. Yani seyirciyle buluşuyor diye. Çok güzel. Değil mi? Evet. Nedir bunun sebebi? Nedir bilmedik de öyle. Ama aynı kefeye bakıyorum. Hayır, bir şeyin çok seyrediliyor olması çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Ama bir başarıdır. Dişesi varsa başarıdır. Hani bir şey söylemek de bok atmak olur. Ha. Hayır, seni değerlendirmeni ben merak ediyorum. Valla çok iyi insanlarla etrafını donatmış durumda demek ki. Çünkü ben şeye inanmıyorum. Yani bir insan işte 40 yaşına kadar hiçbir şey yapmamış, sonra bir anda böyle bir şey sihirli değnek değmiş ve bir Martin Scorsese'ye çıkmış içinden. Öyle bir şey yok. Yanında ona doğru aklı veren insanlar var. Zaten çok doğru bir şey o. Hani ne demişler? Akıllı insan aklını kullanan insandır. Daha akıllısı başkalarının aklını kullanan insandır. Dolayısıyla o da bir başarı bence. Sana herhangi bir teklif gelseydi kabul eder miydin? Yoksa kişisel olarak bir tavrın mı var abi? Yok, hayır, hayır. Kimseye karşı bir tavrım yok. Ha. Ama birinin gıcık konuşuyorsun da olarak, hayır, hayır. Bu bir gerçek olarak görüyorum. Yani bu bir tavır almakla alakası yok. Çünkü şimdi bir filmde yönetmenin beni bir şeylere ikna etmesi gerekir. Evet. İkna etmesi için de benim dilimden konuşuyor olması lazım. En az benim kadar bilgili olması lazım sinema konusunda, rejit konusunda, oyunculuk konusunda ki dinleyeyim, ikna olayım. Şimdi ben işte Necmi'ye eğer yönetmenlik yapıyorsam biz aynı dilden konuşabildiğimiz için anlaşabiliyoruz. Yoksa anlaşamazsınız ki. Doğru. Peki bu Süper Türk'ten sonra geçer not aldın mı? Sinema sektörü, sinema camiasından. Evet ya, yani devam edeceksin, arkası gelecek. Süper Türk zaten bir denemeydi benim için. Yani bir yönetmenlik nasıl, ne yapmak gerekiyor, terminolojisi ne, neleri eksik, nelerin daha çok üzerine gitmem gerektiği adına bir ders gibiydi aslında.